Edici ve bu maça bakacağım. Yani İzin mi? İzlemesi çok zevklidir. bunun kazananı geliyor galiba. Hello. Yok Yok. hayır. G2 Hello. kazanıyor. Hello. 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 Sorry. Hello. Check. Can you guys hear me? Yep. Yes. Yeah. Awesome. We are joined by Foot, who are coming off of their victory against Fnatic. Please use the Zoom hand raise function if you'd like to ask a question, and we'll call on you. We'll begin with Strafe Esports. Hey guys, congratulations on the win. It was a major win. You were not the favorites coming in, but you closed out the second and third map very cleanly. What do you think? Did you guys start slow on the first map, or what do you think was the problem on the first map where you couldn't answer back to Fnatic despite it being your map choice? Öncelikle tebrikler. Gerçekten özellikle ikinci ve üçüncü haritayı hani favori olmamanıza rağmen çok güzel oynadınız, temiz oynadınız. İlk haritaya hani iyi devam edememenizin, kendinizin seçmiş olmanıza rağmen Fnatic'in böylesine üstün çıkmasının sebebi nedir sizce? Ben mi cevap? Bence o da cevaplasın. İlko girsin bu kadar. Sen gir. Evet. Sen gir. Evet. İlk map kendi oyunumuzun çok fazla dışında bir oyun sergiledik. Çünkü nedense herkeste bir çekince vardı. Bir hamle yaparken herkeste bir çekince vardı ve atılamıyorduk. Ama bunu diğer maplerde kırdığımız için diğer mapler bence hem de hatayı en aza indirerek diğer maplerde kusursuz geçtiğine inanıyorum. Ben ilk mapte sadece hem oyunun içine giremedik. İlk başlarda giriyorduk ama sonradan çekince başlayınca hiçbir şey yapamaz hale geldik ve o şekilde bitti bir gitmek. In the first map, we could not present our own gameplay. It felt like we were quite shy. We were not proactive. We were more like responsive. On the second and third map, we broke that. We managed to play our own game and we were successful. Just that on the first map, we were playing on the back foot. We were not. We struggled to get inside the game. That's what was the reason. Yeah, thank you. Thank you. We'll go next to Sports Kita. Thank you. Yes, congratulations on the win, guys. My question is for Yeturje. So this is your first international event, and you've already earned the highest placement ever for a Turkish team in VCT. How does it feel to achieve that, and how has your journey been so far? Y2J yani zaten ilk uluslararası turnuvada olmasına rağmen hani en ileriye giden uluslararası turnuvada en ileriye giden Türk oyuncu olmayı da başardın aslında bu turnuvayla bir beraber. Nasıl hissediyorsun elde ettiğin bu başarıyla? İngilizce de yanıtlayabilirsin. Ben burada otomatik çevirdim ama sen istersen Ben İngilizce çevir yanıtla. abi, rahat olayım ya. Tamam. Yani bence çok güzel bir şey bu yaşadığım, tecrübe ettiğim her şey. Çok mutluyum. Takımım sayesinde tabii ki. Onların her biri çok fazla uğraş veriyor ve çok çalışıyor. Onlar sağ olsun. Onun dışında ne diyebilirim? Yani başka bir takım olsaydım bu kadar yukarı çıkacağımı düşünmüyorum. O yüzden çok mutluyum. Daha da yukarı çıkmak için hedefimiz tabii ki. Şu an tam başarı diyebilir miyiz? Emin değilim. Bence başarımız şampiyon olduğumuzda olacak. Obviously, I'm feeling extremely happy. I'm ecstatic. And I have to thank my teammates as well because this is because of them. They're all practicing really hard. They're putting in a lot of hard work. So I want to thank them as well. I'm not sure if we can call this a success. I think we can define it as a success when we become the champions. But so far, I am quite happy with what I've accomplished. Thank you. I see you guys are watching the game that's kind of going on the screen. Do you have any preference on either of these two teams? Bir yandan da maçı izlediğinizi de ekrandan maçı izlediğinizi de fark ediyorum. Bu iki takım arasından hani hangisiyle karşılaşmak isterdiniz? Edici. Paper Edici. 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 Ama EDG diyen var. Paper X. Who said Paper X? Ben Paper X. Evet, kan edici. Yeah, five of them want EDG, but J2J wants PRX. All right. Thank you. We'll go back to Strafe for the next question. This is for coach guys. You obviously had a tough loss against Huntities in your last game. How did you manage to come back this strong and rally the troops so that this time you had to face Fnatic, who are a stronger team. I mean, not strongest team, but who were favorites coming into the series. How did you rally the troops? How did you ensure that the team performs well this time and ensure that you go on a lower bracket run?
100 Thieves'e karşı zorlu bir mücadeleydi. Kötü bir mağlubiyet aldınız. Oradan sonra yine güçlü bir takıma, hani favori olarak gözüken bir takıma karşı çıkarken takımını nasıl yönlendirdin? Nasıl liderlik ettin? Onların bu maça hazır olmasında payın neydi? Nasıl bir öncülük ettin onlara? Ya ilk önce maça başlarken hazır mıydık? Çok fazla emin değilim onda. Çünkü maça hazır olup olmadığımızı genelde maçın içine girdikten sonra görebiliyoruz. Öyle bir kötü huyumuz var. İlk öncelikle bunu söyleyeyim. Diğerinde de Leviathan ve Fnatic galibiyetleri bize şunu gösteriyor en azından. Benzer oyuna aşina olduğumuz takımlara karşı çok yani kolay diş gösteriyor demeyeyim de en azından kafa kafaya her zaman mücadele edebiliyoruz. Biraz oyunu bir tık farklı olan takımlara karşı bocalıyoruz ve bunu hala çözemedik. En büyük çözmemiz gereken şey de bunlardan bir tanesi. ADG'in de oyunu farklı, Paperex'in de oyunu farklı. O yüzden en güzel ders bize böyle bir maç karşıya gelirse orada göreceğiz kendimizi. So, I'm not sure if I can say that we were ready for this match. We have a bad habit of figuring out if we're ready for a match or not during the game, well, after we start the game. So that is a bad habit that we have. Also, the Leviathan and Fnatic matches, the victories show us that if we're facing off against a team whose play style we're familiar with, we can easily face off against them. We can match them. We can go head to head with them. The moment we're facing off against a team whose play style we're not familiar with, that's when we get stuck and that's when we stumble. So, and they're watching the game as well. The EDG and Paperex game is a lesson for us. If we are to face off against a team like that, either of those teams, that's when we'll figure out our weaknesses. Those games are the kinds of games that teach us a lesson. Yes, Thank thank you. you. Are there any more questions for Foot Esports? Foot, congratulations on your victory, and thank you so much for taking the time to speak with us. Thank you.